Merhaba arkadaşlar. Nurgülün tığ ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde Nurgülün tığ ve iniyorlar YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu inciler bu şekilde dal halinde satılıyor tuhafiyelerden Şöyle bir dal olarak bunun her rengi satılıyor arkadaşlar pembesi, mavisi, eflatunu, moru, her rengini, istediğiniz rengini bu şekilde dal olarak da alabilirsiniz. İstediğiniz kadar alabilirsiniz bu şekilde. Evet şimdi arkadaşlar yine iğneden tabi model tarif edeceğim sizlere. Modelim şu şekilde. Evet arkadaşlar. Minik incili papatyaları bu sinek kanatlarının üzerine takarak bu şekilde ilerliyor modelimiz modelimiz bu bunu sizler için bu iğne yası modelini tığa çevirdim tığa çevirmiş hali de bu şekilde oldu arkadaşlar papatyalarım bu kırmızı çiçeğimin içine beyaz beyaz çiçeğimin içine de bu şekilde kırmızı kullandım elimde bunlar vardı bunu değerlendirdim siz resimdeki gibi pembe inciye e, beyaz beyaz inceye de pembe çiçek yapabilirsiniz istediğiniz sevdiğiniz renklerden bu şekilde arkadaşlar bu düz tarafı normalde çiçeğimizin düz tarafı bu şekilde bakın ben çiçeğimizin ters tarafını kullanmak istedim aslında tersli düzlü her iki tarafını bile dahi kullanabilirsiniz arkadaşlar normal düz tarafı çiçeğimizin bu papatyamızın ama ben şöyle tırtıklı olması çok hoşuma gittiği için ters tarafını kullandım Tabii ki zevk yine her zamanki gibi size ait. Şimdi modelimi nasıl yaptık? İlk önce papatyamızın yapımıyla başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya 12 tane zincir çekerek yuva yaparak başlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu şekilde zincirimizi çektik. Şu ilk başladığımız ipi fazla sıktırmayalım. Buradan ikinci arkadaşlar bakın zincirimin içine girip buradan bir tane sahte sık iğne olayı bu arkadaşlar. Hiç dolama almadan bu şekilde sabitlemek. Şimdi buraya altı tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Bakın şu dibini Hemen bunu bırakıyorum. Bırakmadan önce şu incimizi indirelim arkadaşlar alta. Bakın. Bu şekilde incimi kaydırarak ipimin ucuna bu şekilde getirdim. Çıkardım. İncimi takacağım. Ters tarafından bakın. ipten gelen taraftan incimi ve ucuna da bu şekilde ilmeğimi tutup arasından Bakın kendiliğinden kayıyor arkadaşlar. Hiç uğraşmaya bile gerek yok bu şekilde. Şimdi buradan yaptığımız bu 12 zincirli yuvadan girdim. Yine bıraktığım ilmeği de buradan geçiriyorum. Şöyle şu şekilde. ilk önce sık iğnemizi yapalım da olur arkadaşlar. Bakın buraya ortasında ince olan bir yuvayı hazırladık. 5 tane zincir çekiyorum buraya. 3 4 ve 5 5 zincirimi bu yaptığım yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum 4 zincir çekip geri dönelim 4 zincirimi bu şekilde çekip şöyle ters çevirdim hemen bu 5 zincirin içine arkadaş bu şekilde kapatıp üzerine 10 tane sıkı sıkı zincir çekelim. 2 3 4 5, 6 7 8 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Yine düz yüzüne dönüp yine kanadı işlemini biliyorsunuz arkadaşlar. Döne döne yapıyoruz ve buraya incinin kenarına ayarladığımız yuvamızın içine sık iğne ile sabitledik. Bir tanesini oluşturduk. Şimdi arkadaşlar buraya kadar 4 tane yapalım bu sinek kanadından. Evet arkadaşlar bakın incinin bu taraftaki yuvasına bu şekilde 4 tane yaprağımızı hazırladık. Şimdi 3 tane de öbür tarafına yaparak e, tamamlayacağız. Toplamda papatyamızın yaprağı 7 tane yapraktan oluşuyor. Ve yine 5 tane zincirimi çekerek sinek kanadıyla yaprağımın oluşması için bakın bu taraftaki zincirimin içine girip Buraya da bir tane sahte sık iğne yaparak kapatıyorum 5 zincirimi buraya. 4 zincir çekiyorum. Çevirdim 4 zincirimi ve bu 5 zincirimin içine girip buraya yine aynı şekilde sahte sık iğne yapıp kapattım. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle çevirdim yine düz tarafına. Bakın arkadaşlar tüm dipleri hep sahte sık iğne ile kapatılır. Çünkü daha zarif oluyor. O yüzden yaprağımızın mesela 5 alır. Normal sık iğne ile yapmış olsak 5 tane alır. Ama biz 7 tane olmasını istediğimiz için bu şekilde bakın sahte sık iğne ile kapatıp şöyle oturması için de üzerine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya 2 tane daha yapıp toplam bu sinek kanatlarımızı 7'ye tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın papatyamız bu şekilde 7 yapraklı hazır ve buradaki sık iğnenin yuvanın dibinde sık iğne ile papatyamın yaprağını sabitledim buraya sık iğne ile. Burası da ters tarafı benim kullandığım taraf ters tarafı. Şu ile arkadaşlar şöyle bir duruşu hoşuma gittiği için ters tarafını kullandım. Ve şimdi bitiş dedi arkadaşlar bakın. Böyle dibine direkt yakmıyorum inanın bu şekil taktiği kullandığınız takdirde şuradan yani bir ters tarafından bir tane ilmek alıyorsunuz ve bunu bu tarafı geçiriyorsunuz hangisi ters hangisi düz ip yanığı olmuyor daha güzel yani bir de kaynaştırma işlemi gibi oluyor arkadaşlar bakın gördünüz şöyle bakalım kaynaştırma işlemimiz de bu şekilde oldu şimdi bunu çimeni ile beraber sabitleyelim papatyamızı arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar altına sinek kanadı yaparak bakın iki tane de ara suyu koydum. iki tanesiyle de papatyamızı tutturacağız. Arasında bir tane de tığ battı var sinek kanatlarımızın. Şimdi işlemimizin yapışışına geçelim. Sık iğne ile sabitledik bu şekilde ilk başlarken aynı bu şekilde başlıyoruz ve bir defa tığımı dolayıp hemen yandaki boş olan tığ battıya giriyorum şöyle 2 2 alarak bu sinek kanadımız için trabzanda minik bir yuva yaptım buraya 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi kapatıyorum bu şekilde aynı papatyanın yapraklarının yapımı gibi sinek kanadımız yine 4 zincir 4 zincirimi çevirdim bu şekilde bakın bu papatyada 5'ti Burada ilk dörtle başlıyorum. Çünkü bu bombeliliği sağlamak için ikisini aynı tuttum zincirini. Dörtle yuva yaptım. Dörtle kenarından sabitledim. Ve üzerine 4 tane de zincir çekiyorum. Şöyle ipimi bırakıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde çatıyorum. Aynı iğne yasında olduğu gibi böyle aradan geçme. Hani ipi de geçirmek zorunda kalacağımız için iğne gibi olmuyor. İğneye geçirmesi kolay. Bir sap ipi geçirebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Aynı görüntüyü yakalayabilmek için böyle elimde tutup çatmadım. Bu şekilde buldum. Yani size de bunu tavsiye ederim. Böyle içinden geçmiş gibi iplik bakın. Bu şekilde çattım. Şimdi çatım işlemini de arkadaşlar bakın şuradaki hani geçiş noktaları var ya zincirden. Oradan yapıyorum. Orası aşağı geldiği zaman yukarısı daha güzel duruyor. Bakın buradaki 10 zincirli kırmızı yuvadan tuttum. Şimdi bıraktığım bu 4 zincirli ilmeğimi de tutuyorum. Ve bunu ilmeğimi papatyamın zincirinden geçirip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Geri kalan kısma da 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Toplamda burası 10 zincir olmuş oluyor. Aynı ara sularımda olduğu gibi hemen trabzanıma sabitliyorum bu şeyi sinek kanadım arkadaşlar ve dibine de bir tane yaparsak daha dik duruyor dibine de bir sık iğne yapıyorum bu şekilde ve 3 zincir çekerek bir tane buraya ara suyu yapmış oluyorum yine aynı işlemi yapalım bir defa tığımı doladım ve bu şekilde 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincir çekerek sinek kanadı yapacağım. 4 zincirimi çektim. Ve trabzanımın arasına girip bu şekilde kapattım. 1, 2 3 ve 4 zincir. Çeris çeviriyorum. Bu şekilde. Hemen buradaki 4 zincirli yuvama sahte sık iğne daha zarif oluyor arkadaşlar bu şekilde kapattım yine 4 zincir çekerek ilmeğimi bırakıyorum yine bakın buradaki öbür kanadından girip tığımı tutuyorum şimdi de ilmeğimi tutup böyle ilmeğimi papatyamın yaprağından geçirip üzerine şu şekilde ayarlayın bakın arkadaşlar fazla içe girip fazla dışa çıkmadan geri kalan kısmı da 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çekip yine aynı trabzanımın dibine arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sahte sık iğne ile sabitliyorum dibine de yine şöyle güzel bir dik bir görünüm vermek için sık iğne yapıyorum Aynı şekilde şimdi bu kadar arkadaşlar. Bakın papatyamızın yaprağını çatım işlemini gerçekleştirdik bu şekilde. Şimdi bu ara suyu olan iki tane sinek kanadını nasıl yaptığımızı bakalım. Yine 3 zincir çekerek bir tane tığ battı yapıyorum mesafe olarak. Bu şekilde bir tane tığ battımı yapıp bir defa da tığımı doladım. Ve 2 2 alarak buraya bir tane trabzan yaptım. 4 zincir 4 zincirimi hemen trabzanıma kapatıyorum ve 5 tane zincir şey 4 tane zincir çekerek şöyle ters tarafından ilmeğimin arasına girip sahte sık iğne ile kapatıyorum 10 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 10 zincirimi çektim yine aynı şekilde trabzanıma kapatıp bakın buraya şu şekilde sahte sık iğne umarım arkadaşlar net gözüküyordur şimdi buraya da bir tane sık iğne yapıyorum ve üç tane zincir çekiyorum hemen yine ara mesafesi olarak bu şekilde bir tane tığ battı yapıyorum. Evet arkadaşlar bundan buraya iki tane yapacağız ara mesafesi olarak. Siz bu şekilde devam edeceksiniz. İki ara suyu bir pat patya koyarak benimki örnek amaçlı olduğu için ipimi koparıyorum. Şimdi modelimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Bunu bir kırmızı yazmanın üzerinde denemenizi isterim arkadaşlar. Gerçekten şahane olacak. Bakın. Sade kırmızı yemeğimizin üzerine yaptığımızda bayılacaksınız. Çok hoş oldu. Şöyle bir de hepsini bir göstereyim. Gerçekten kamera bazen arkadaşlar yani benim gördüğüm güzelliği yansıtmıyor. O kadar güzel gözüküyor ki. Tutamadım. Elime koyamadım daha doğrusu. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Evet. Şöyle sıkı sıkı zincirlerini de çekerek yaptığınız takdirde sinek kanatlarınız kalıp gibi duracaktır. Emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.